Merhaba arkadaşlar. Saat sabahın 5'i 5'e geliyor yaklaşık olarak. Şimdi bu videomuzda benim ders programıma, planıma uymak isteyenler için programımı genel olarak hızlıca anlatacağım. Zaten ayrıntılı olarak da bu şekilde burada anlatacağım aslında bu videoda. Bugün bizim KPSS 2022 çalışma günümüzün 15. günü bu arada. Öncelikle bugünlerde ne yaptığımızı şöyle bir söyleyeyim. 15 gündür ne yapıyoruz, nerelere geldik? Şimdi bizim minimum yapmamız gerekenler, yani minimum yapmamız gerekenler var. Ben hani bunu minimum tuttum gerçekten. Çünkü programa uyamadığım zaman moralim bozuluyor. Hani yapmak istemiyorum. O yüzden minimum tuttum. Ve hani yapabildiğimizden daha fazlasını yapabiliyorsak yapalım. Ama ben şu anda onu başaramadım. İki çocuğum var. Çocuğum birinci sınıfa gidiyor. Onun dersleri, onu okula götür getir derken yani vakit yetmiyor, değil de bebek. Şimdi neyse. Bugünlerde yaptığımız programı şöyle göstereyim. Öncelikle Tarih Sensör diye bir kaynak var ve isteyenlere Instagram'da bana mesaj atıyor. Özelden mesaj attığınız sürece isteyenlerle paylaşıyorum o kaynağı. Yine Aydın Yüce'nin genel tekrar videolarını izliyoruz. Günde bir video. Tarih Sensör'den de 5 sayfa okuyoruz. Şunu söyleyeyim öncelikle. Bu Tarih Sensör'den 5 sayfa okuyoruz ama mesela ben bu Tarih Sensör toplamda 190 sayfa gibi bir şey. Bu 190 sayfayı ben yaklaşık 40-50 video arası, işte hepsi 5'er dakika, 3'er dakika ve falan sürecek şekilde bir iki tane 10 dakika vardır. Kanala yükledim. Hani sesimi yükledim yani. Okudum onu, öyle söyleyeyim. Ve ne hangi o tarih sensör oynatma listesi başlığı altında. Ben ne yapıyorum mesela, 5 sayfa çalışacağım ya tarih sensörden. Açıyorum işte onu ve dinlemeye ve aynı zamanda kaynağımdan da takip etmeye başlıyorum. Böylelikle bu ilk madde mesela 5 dakikada, 6 dakikada bitmiş oluyor. Ve hem ses duyup hem de takip ettiğim zaman benim aklımda daha çok kalıyor. Bu yüzden böyle bir yöntem uyguluyorum. İsteyenler bunu da yapabilir. O yüzden anlattım. Aydın Yüce genel tekrar videolarından bir video izlemek. Bu Aydın Yüce'nin tarih videosu, genel tekrar videosu toplam 25 tane. Şu anda onlardan bir video izliyoruz. Şu anda ben onun kaçıncı videosundayım? 22. videosundayım. Yani son 3 video kaldı. Bunu bitirince ne yapacağız biliyor musunuz? Mesela Aydın Yüce'nin bitti ya, hani biz KPSS nedir? Sürekli tekrar etmektir. Unutmamak için ve önemli olan da soru çözmektir. Bu Aydın Yüce'nin genel tekrar videosu bitince soru çözümüne geçeceğiz. Bu birincisi, deneme çözümüne. İkincisi de hani bitirdik ya, ben notlar tutuyorum şu şekilde bu genel tekrar videolarından. Onları da sesimi kaydedip yine Aydın Yüce genel tekrar başlığı altında yükledim. Bunları birlikte şey yapacağız. Bunu tuttuğum notları güzelce hani ya canlı yayında yaparım ya da canlı yayında yapmam, sonradan yüklerim. Tekrar edeceğiz birlikte, yani 25 videonun hepsini tekrar edeceğiz. Öyle düşünün, bir kavram haritası oluşturarak yani. O şekilde tekrar edeceğiz aldığım notları. Böylece aldığımız notlar aklımızda iyice kazınmış olacak. Yine tarih sensörü de bittiği zaman onu da bir kavram haritası oluşturarak tekrar edeceğiz. Bu tekrar videolarımızı da ara ara bu şekilde dinlemiş olacağız. Evet, bu kullanı Peygam Efsane 2000 soru çözümü ve aynı zamanda konu anlatımlı kitabımız var. Çok kalın. İsteyenlere bunu da yolluyorum. Bu da şu şekilde. Bundan da 5 sayfa çalışıyorum günde. Bu sayısı 4. maddeyi de sonradan ekledim. Yaklaşık yani 5 gün sonra, programın 5. günde falan ekledim. Sayısal mantık, gerçel matematik diye bir kanal var. Öğretmen gerçekten iyi. 19 tane videosu var. Onun şu anda 9 tane videosunu izledim. Her gün bir video izliyorum. O onunla ilgili de mesela yine not tutuyorum.
ve kanala sayısal mantık soru çözümü şeklinde yüklüyorum. Yine bunları bu videolar tekrar etmemiz için bizim çok yararlarımıza olacak. Şimdi yani bu aslında bu kanal bir nevi benim KPSS notlarımdan oluşan, kaynaklarımdan oluşan bir kanal oldu. Şimdi bu peki biz KPSS sürecinde yararlanacağımız kaynaklar. Öncelikle hani ben edebiyat mezunu değilim ama edebiyat mezunu olanlar ÖABT için Kadir Gümüş bayağı iyi. Onu bayağı araştırdım. Neyse, kullanacağımız kaynaklardan bahsedeyim. Eğitim bilimlerinden PEGEM Eğitim Bilimleri Efsane 2000 Soru Bankası çözümlü. Yaklaşık 660 sayfa. Bunu kullanacağız. Bunu öğretmenlik alanına girecek olanlar için bunu yine paylaşıyorum. Yani bunu ben internetten satın aldım bu kaynağı. Ama elimde PDF'si de mevcut. Yani isteyenlerle bunu paylaşıyorum. Cüneyt İltuş'un genel tekrar videoları var yanlış hatırlamıyorsam. Onun ilk 7 videosu yine hani o kısma gelince link eklerim yani. Rehberlikten şöyle ki bu PEGEM'in konu anlatımlı kaynağı çok güzel ama ölçme ve rehberlik kısmını beğenmedim. Yani ölçme konu anlatımı ve rehberlik kısmını beğenmediğim için ve ben anlayamadığım için bu iki hocayı seçtim. Şimdi Cüneyt İltuş'tan eminim gerçekten öğretmen ölçme konusunda diğer de anlattığı dersi beğenmedim ama ölçme konusunda harika bir hoca yani. Bir numara şu anda benim birçok hocadan izledim işte. Şöyle diyeyim matematik bilmeseniz dahi formül ezberletmeden çok güzel bir şekilde anlatıyor ve siz de soruları çözüyorsunuz yani. Rehberlik konusunda şöyle rehberlik konusunda fazla bir tecrübem olmadı. Yani fazla bir hoca dinleyemedim. Bir tane hoca dinledim. Bu kimdi? Can Koni miydi? Hani pek hatırlayamıyorum. Yani pek bir tecrübem olmadı. Yani rehberliği ben anlayamadım. Ama araştırdım. Hani iyi yorumlar gördüm. Avni Yavuz'un 38 tane videosu var. Bunu dinlemeyi planlıyorum. Şimdi genel yetenekten hangi kaynakları? Aker Kartal'ın sözel mantıktan 31'den 41'e kadar videolar var. Onları izleyeceğiz. Tecrübe taktiklerle sözel mantık soru bankası. Rüştü Hoca'nın paragraf kampı var. 18 video. Rüştü Bayındır'ın fulleten paragraf soru bankasını alacağız. Yine bunun bazı kaynakların şeyi mevcut. Bazı kaynakları paylaşabilirim mevcut ama bazı kaynaklar mevcut değil. Onları işte zamanı geldikçe ben söyleyeceğim. Sipariş edeceğiz. Yani isteyenler edebilir ben edeceğim. Rüştü Hoca Dil Bilgisi Kampı yine 24 video var. Rüştü Hoca Tecrübe Taktiklerle Dil Bilgisi Soru Bankası. Sayısal Mantık Gerçel Matematik 19 videosu var. Yani bu hoca aslında 30 video çekeceğim demiş ama 19 videoda kalmış. Daha başka video çekecek mi bilmiyorum. Hani yaptığı canlı yayınlarda çekeceğini söylemiş ama daha mesela çekmemiş. Ama işte ama güzel anlatıyor. O yüzden zaten buna ilgili de kaynak alacağız. Çağdaş Polat'ın Sayısal Mantık Çözümlü Soru Bankası'nı demişim. Ama bunu değiştirebilirim bu Çağdaş Polat yerine başka bir sayısal mantık değiştirebilirim. Mesela Abdülaziz Gürbüz'ü alabilirim onun yerine. Çünkü şimdi hoca 30 video tamamlamamış. O yüzden güvenemedim videolara. O yüzden hem bir taktiklerle öğreten bir hoca lazım. Ve Abdülaziz Gürbüz de matematik kötü olanlar için gayet güzel anlatmış. YouTube kanalına baktığımda matematiği yani en temelden almış. Fakat biz matematik kötü olanlar için ben en temelden matematik çalışmayı kesinlikle önermiyorum. Özellikle ilk senesi girecekleri olanlar için kesinlikle zaman kaybı olur onlar için. Onun yerine daha hızlı, daha az zaman harcayarak daha çok net çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Bu programı uygulayarak. Bu Ceyhun Hoca Sıfırdan Sonsuza Problemler kitabı problemleri var. 26 video onu izlenecek. Ceyhun Hoca Sıfırdan Sonsuza Problemler kitabı var yine bende. Abdülaziz Gürbüz Şifreli Geometri 6 videosunu izleyeceğim. Pimat Geometri 48 video.
PMAT analitik geometri 5 video, PMAT 41 video, TYT matematik kampı var 64 video. Bir de benim kendi tuttuğum matematik ders defterim var. İşte burada önemli soruları, soru tiplerini aldım. Bunları da çözüp yine zaten YouTube kanalıma zamanla geldikçe yükleyeceğim. Şimdi bu kaynakları kullanacağım. Bu kaynaklara eklemeler yapabilirim. Mesela neler eklemeler yapabilirim? Mesela Celal Aydın'ın 6-7 tane genel tekrar videosu var tarih. Hani onu izleyebiliriz. Baktık denemelerde netimiz az yapıyoruz. O şekilde hani eklemeler yapabiliriz. Genel kültürden ise tarih sensör yine 190 sayfa. Aydın Yüce genel tekrar 25 video. İşte PGM30 deneme tarihi çözeceğiz. Bunun PDF'sini de paylaşacağım büyük ihtimalle. Coğrafya 42 sayfa sensör. Yani bunun şeyini kaybetmiş olabilirim PDF'sini. Bunu bulmaya çalışacağım. Bayram Meral genel tekrar 19 video. Yine Bayram Meral harika. Niye genel tekrar videosunu diyorum? Hani diğer videosunda 33 video falan da onu da izleyenler, isteyenler izleyebilir ama öğretmenimiz sağ olsun genel tekrar videosunda dahi genel tekrar gibi değil, gayet hepsini anlatmış. O yüzden ben niye o zaman 33 videoyu izleyeyim ki dedim. 19 videoyu izlerim. PGM 30 deneme coğrafya çözeceğiz sonra. İşte 25 sayfa PDF vatandaşlık soru cevap var elimde. Emrah Vahap genel tekrar 10 video ve artı insan hakları hukuku 4 video var. PGM 30 deneme vatandaşlık ve 2020-2021 yılı güncel bilgiler. Evet, kullanacağımız kaynaklar bunlar. Şimdi ekstra kaynaklar eklenebilir ve matematiğin sayısal mantığı değişebilir. Sayısal mantıkla ilgili yakınlarda bir kaynak sipariş edeceğim. Çünkü sayısal mantık videoları bitmek üzere. 9. videodayım. Bir kaynak sipariş edeceğim. Yarın bir hani bakacağım buradaki kaynaklara, yani bakacağım bir kırtasiye falan istediğim kaynaklardan var mı? Yani buradaki kaynaklardan tek değişecek olan sayısal mantık değişirse onun haricinde diğer kaynakların hepsini kullanacağımı düşünüyorum. Ekstra bir kaynak eklemesi olabilir. Peki program nasıl ilerleyecek? Dediğim gibi bugün şu anda 4 madde uyguluyoruz programımızda. Mesela atıyorum, programda atıyorum bir şey bitti. İşte ne bitti? İşte Aydın Yüce genel tekrar videolarını bitirdik. Tamam mı? Ne yapacağız? Mesela şuraya ben de hani gideceğimiz şey. Mesela Aydın Yüce genel tekrar videolarını bitirdik. Tamam mı? Bir tane madde bitti. O zaman programımıza ne ekleyeceğiz? PGM 30 deneme, tarih deneme çöz. Her gün günde bir deneme çöz mesela. Tamam mı? Onu şey yapacağız. Ya tarih çıkmış sorulardan 20 tane çöz demişim. Yani onu ekleyeceğiz. O bitti mi diğerini ekleyeceğiz. O bitti mi coğrafyaya geçeceğiz. O şekilde ekleye ekleye. Peki bu şeyleri unutmayacağız tabii ki. Sürekli tekrar halinde olacağız. Mesela atıyorum tarih sensörü. Günde 5 sayfa okuyoruz ya. Bu 5 sayfa yani 5-6 dakikamızı almıyor. Her gün okuyacağız gerçekten. Ve bu şekilde hep tekrar etmiş olacağız. Yine eğitim bilimleri hakkında da günde 5 sayfa sürekli çalışacağız yani. Bu 5 sayfa hiç değişmeyecek. Böylelikle bu 660 sayfayı belki sınava girene kadar 2-3 kere bitirmiş olacağız. O yüzden ben üstünü karalamadan çözüyorum. Yanlış yaptıklarımın kenarına şöyle bir yuvarlak işareti koyuyorum ve bir dahaki çözümde bakalım aynı yanlışı tekrarlıyor muyum şeklinde. Ondan sonra işte bittikçe yeni eklemeler yapacağız. Zaten ben her günümü değiştikçe paylaşıyorum bu KPSS motivasyon başlığı altında. O şekilde ilerliyoruz yani. Yani bu da ayrıntılı anlatmam. Öyle sormak istediğiniz bir şey varsa yorumda sorabilirsiniz. Dediğim gibi paylaşacağım kaynaklar var. Zamanı geldikçe bazı kaynaklar var yani. İsteyenlere Instagram'a da açıklamaları ekleyeceğim. Oradan eklerseniz iyi olur. Oradan çünkü mesajlarla, özelden mesajlarla daha bir etkileşim halinde olabiliriz. Orada canlı yayın yapmaya başlayacağım büyük ihtimalle. O şekilde. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Tamam.